yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bugün 15 Haziran 2015, Pazartesi. Hayatımın en mutlu günü. Sonunda hayallerim gerçek oluyor. Hem terfi hem gelinlik. Bir kadın hayattan daha başka ne isteyebilir ki? Günaydın aşkların en güzeli. Günaydın. İş yerindeki kıskançların yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. O terfiyi alıp patronun odasından çıktığımda afallayıp kalacaklar. Her birinin ifadesinin fotoğrafını çekebilsem keşke. Buzdolabına asar, güne mutlu başlardım. Ya nazar değerse? Ay hepsi kem göz bunların. Kesin nazar değecek. Allah korusun. Hadi ama Kemal. Tamam, tamam. Kalk artık. Onlar da haklı. Kıskanacaklar tabii. Aylin başarır, her zaman başarır. Kemal. Hı. Bence yurt dışından getirdiğimiz çok iyi oldu gelinliği. Yani gördün sen de, gezdik o kadar. Her yerde kura kura şeyler. Kaç kere evleneceğiz sonuçta, değil mi? Hı hı. Yapacaksak tam yapalım. Masrafsa masraf. Neyse parası vereceğiz, o kadar. Bu arada sen kirayı ödedin mi? Ödedim. Aidat? Ödendi Aylin'cim, ödendi. Aferin sana. Sorumluluklarını bil. Kemal! Gelinlik hazırmış, öğlene doğru alabilirsiniz diyorlar. Kemal! Ben restoran bakacağım. Ben bugün terfi alıyorum, farkındasın değil mi? Hem hayatım, düğünden önce gelinliği görmem uğursuzluk getirir ha. O açıdan bakınca haklısın. Evet. İyi o zaman Mine'ye söylerim, o olur. Mine olmaz. O niye olmuyor? Kızın şimdi işi gücü vardır. Yani insanlar senin gelinliğinin peşinde mi koştursun? Ayıp. O sadece bir gelinlik değil Kemal. O bir gelinlikten çok daha fazlası. Ne? Canlıyım zaten. Ya ben nasıl dayanacağım? Erken mi alsak düğünü, ne yapsak ha? Olur. İstersen bu akşam yapalım ha. Tatlım. Bak. Bir de şu espri anlayışın olsa tam ideal erkek olacaksın ama olsun. O da nazar boncuğun olsun. Ama dikkat et, çocuğumuzun genlerine geçirme. Çocuk.
Merak etme sevgilim. Ona daha 2 yıl 3 ay var. İyi. Bak beni yine lafa tutuyorsun, geç kalıyorum. Hemen çıkmam lazım. Yanak. Öbür yanak. O da mı var? Bay bay. Bay bay. Alo. Hazır mısın? Aha geliyor. Al 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 al. Sayın denetmenim, fabrikamızın sizin tarafınızdan denetlenmesi bizim için büyük bir onurdur. Fabrikamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aylin Tekstil CEO'su Ferhat Kaptanoğlu. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Mine aranıyor. Ay söylemesen bilemeyecektim. Alo. Alo. Ne habersin tatlış? İyiyim Aylin'cim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne oldu, sen bugün tersinden mi kalktın? Ya yok, gece pek uyuyamadım da. O yüzden ya iyiyim işte. Sen ne yapıyorsun? Büyük gün. Ay evet, çok heyecanlıyım. Şimdi işe gidiyorum, akşama kutlarız ama, tamam mı? Ya Mine. Ben senden ne isteyeceğim? Öğlen benim gelinliğimi alır mısın? Ya kuzum, benim bugün çok önemli işlerim var. Alamam, kusuruma bakma ne olur. Kemal demişti. Ne demişti? Aman milletin işi gücü vardır, senin gelinliğiyle mi uğraşacaklar demişti. Ha ya kuzum, aslında ben bugün alırdım da kötü bir güne denk geldi işte ya, kusura bakma. Neyse canım, tamam, boş ver. O zaman öpüldün, bay. Gül Hanım, yönetici asistanımız. Kendisi sırf bu işler için eleman yetiştiren bir okulda yurt dışında eğitim aldı. Çok önemli bir okul efendim. London School of Yönetici Assistancy. Günaydın Aylin Hanım. Günaydın Şekil. Günaydın Aylin. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Canlı terfi alın. Aylin Hanım, size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber alayım önce. Biliyorsunuz otelin satışı uzunca bir zamandır konuşuluyordu. Satış gerçekleşti. Kötü haber şu ki yeni yönetim bütçe daraltmasına gidiyor. Anlıyorum, olabilir. İyi habere geçebilirsiniz. İyi haber, sizi işten çıkarıyoruz. Yalamıyorum. Ben de burada tutmuş terfiyi beni. Kasten adam yaralama. Kaç yıldan başlıyor? Hepinizden nefret ediyorum. Nefret. Güle güle Aylin. Sami Bey, şirketimizin şeyi. Neyi? Aa şey, CFO. Ah CFO, muhasebe şeyi. Ah öyle mi? Çok memnun oldum Sami Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şu mali tabloları bir görebilir miyim? Maalesef şimdi olmaz. Neden? Kanunsuz bir şey mi var? Ceza yazar. Yazmayın. Bizde öyle yamuk. Bizde öyle kanunsuz şeyler olmaz. Asla olmaz. Efendim Sami Bey'in çok morali bozuk. Dolar yine yükselmiş. Puh ya, ne diyorsun? Dolarla mı borçlandınız efendim? Ya biz yaptık öyle bir şey, biliyor musun? Ya biz dolarla kredi şeysine girdik. Bu zamanda hiç dolarla borç olur mu? Peki o kadar parayı ne ördün ama ne yaptınız? Ya işte birazı borsada, birazı altında. Yazık, çok yazık. O kadar kötü ha. Kötü de laf mı arkadaş? Kumar oynasanız daha iyi efendim. Yapma ya. Ben yapmadım. Sen yapmışsın efendim. Şimdi
ben sana olacakları söyleyeyim bak. Banka mallarına haciz koyar. Maaşına haciz koyar. Eşiniz sizden ayrılır. Çocuklarınız varsa reddi miras yaparlar. Reddederler. Sen yanıp bitip kül olursun. Ben bitmişim ben. Burası da son ütü odamız. Bu da fabrikamızın medar iftiharı Muzaffer Ana. Nasılsın Muzaffer Ana? Keyfin yerinde mi? İyiyim Allah'a çok şükür. Ne bağırıyor bu? Kendisi son ütücümüz. Son ütü. Son ütü çok önemli. Aynı zamanda da tehlikeli. Ay, yıllardır bu işi yapıyorum ben. Bir tehlikesini görmedim. Hem alışkınım. Ay işte bak bu daha kötü. Alışınca dikkatsiz davranırsın. Dikkatsiz davranırsan hata yaparsın. Sen hata yaparsan herkes ölür. Yok artık, ütüden. Evet, ütüden ölür. Vallahi şimdiye kadar hiçbir hata yapmadım. Çok düzgün çalışırım. Ütü işi hassastır. Pantolonu gösteren ütüdür, erkeği gösteren... aynı zamanda kendisi kalite kontrol uzmanımızdır. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bir tane dikişte hata olsun, hemen tespit eder. Yılların tecrübesi tabii Muzaffer Ana. Hadi bak bakalım anam, bende bir şey var mı? Böyle bir hata mata var mı? Yok canım, denetmende nasıl bir hata olabilir? Anne sakın yapma öyle. Sanki yakasının bu tarafı biraz eğik gibi. Eğik mi? Neyi varmış yakamın ya? Yani siz iki dakika çıkarıverin. Ne yapıyorsun? Ben bunu ütüleyim, olalım, size teslim edeyim. Siz denetime devam edin. Al kızım sen. Çıkarsan çıkar, çıkar. Gözüme uygun değil ben. Yemin ediyorum gözüme hiç uygun değil. Olur mu efendim? Böyle bir şey yapmayın. Çıkar, 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 çıkar. Efendim ne yapıyorsunuz? Çıkarsana kızım ya, çıkar şunu. Yapmayın efendim. Olur mu öyle bir şey böyle fanilayla? Olur, olur. Bal gibi olur. Mis gibi olur. Muzaffer Hanım ütüse baş köşede durur. Efendim, burası da dikim odamız. Buyurun. Evet, çok güzel, çok güzel. De yalnız benim şu gömlek vardı ona. Sizin gömlek ütüde. Afitap ve Nuriye arkadaşlarımız dikim konusunda 10 numaradır. Dikilmez diye bir şey yoktur onlar için. Evet, belli. Bu makinelerde şey var mı bu hani iğneyi korumak için mika koruyucu? Yok. Var. Var da bizde daha önemlisi Afitap var. Afitap bir paça diker. İnanamazsınız. 10 numara paça diker Afitap. Afitap. Ömrünüz boyunca unutamazsınız. Çok acayip yapar. Kusura bakmayın. Tevazu gösteremeyeceğim. Uygulamalı göstereceğim. Şimdi bakın mesela bu paça hiç olmamış. Olmamış, hiç mi olmamış? Ben bunu bir dikeyim de cümle alem dikiş görsün. Ne yapıyorsunuz efendim? Lütfen kalkın ayağa lütfen. Sizin gibi bir beyefendinin şu şekilde gezmesine izin veremem. Dikeceğim. Yok dikmeyin efendim kalsın. Dikeceğim. Dikmeyin efendim. Ben bunu dikeceğim. Dikmeyin. Gidin başkasını dikin efendim. Beni dikmeyin. Sizi böyle bu şekilde gezdiremem. Ben bunu efendim, dikeceğim. Bırakın lütfen bırakın. Allah efendim ne yaptınız? Bak tüh görüyor musun? Ama beyefendi yani siz de bir yerinizde duramadınız vıda 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 vıda. Efendim ben de sizi uyarmaya çalıştım ama söyledim dikeceğim de dikeceğim, dikeceğim de dikeceğim. Ben de size dikeceğim dedim. Hiç sorun değil. Biz hemen hallederiz. Siz bir buçuk... Ne yapıyorsunuz efendim? Kemal! Kemal! Kemal? Eşyalarım? Ne oluyor ya? Bu evde de nişanlı bir çift oturuyordu. Temiz kullanmışlar. Hatice Hanım. Ne oldu? Bir şey mi unuttunuz? Anlamadım pardon. Yani bir eşya falan bir şey mi unuttunuz diyorum. Kemal her şeyi topladık dedi ama. Yok unutmadım. Kemal ne? Siz yukarıları dolaşın ben geliyorum.
bunlar kim? Yeni kiracılar olacak inşallah. Bizim kontratımız daha bitmedi ki. Kirayı verseydiniz kalırdınız. Ben ne yapayım? Anlamadım. Kemal ne dediniz az önce? Hı? Dayadınız ya sabah kamyonu. Ne kamyonu? Siz oyun mu oynuyorsunuz? Sinirleniyorum ben. Yarına da boyacılar geliyor, ona göre. Eşyanız kaldıysa alın gidin artık. Sabaha da 3 aylık kiramı istiyorum. Ya ben gerçekten anlamıyorum, yok. Yoksa gelinliğini alırım. Asla. Asla. Canımı alırsın, gelinliğimi alamazsın. Ve sizin makine parkur sorumlunuz yok mu? Var, ben. Makine parkur sorumlusu benim. Bütün makinalardan da ben sorumluyum. Cansın Bey parkur sorumlumuz aynı zamanda benim sağ kolumdur. İyi ama sizin bir yardımcınızın olması lazım. Bu kanuna aykırı. Var tabii, var. Hem de 2 tane. Bakın, Himmet'le Yusuf. Bu arkadaşlar üretimle ilgili her türlü sorunuzu cevaplarlar. Buyurun, sorun. Öyle mi? Tabii. Selam. Ve aleyküm selam kardeş. Ne oldu, ne istedin? Öyle bakıyorum öyle. İşimiz gücümüz var, dikkatimizi dağıtma. Şşş, ne biçim konuşuyorsun oğlum adam? Siz bunun kusuruna bakmayın, biraz agresif kendisi de. Ben makinenin makaslarını görebilir miyim? Hayda. Yine işin acemisi geldi, beni buldu arkadaş ya. Salla gitsin ya. Ne yapacaksın sen makasları? İnceleyeceğim. İnceleyecekmiş, deli herhalde. Oğlum bir kere de sen öğret, Allah'ını seversen. Hep bana kalıyor bu iş ya. Sana sordu, bana sormadı ki hacı. Yine bana mı kaldı bu iş ya? Allah'ım of! Yok, of derken yani çok yorgunum ya, o yüzden diyorum. Ne gülüyorsun, pis Japon, öğretsene adama işi. Aa, bir dakika, yanlış bir şey var, ben işçi... Bir dakika. Sen bana mı dedin onu? Sen bana Japon dedin mi, demedin mi? Dedim işçi kardeş. Dedi, Japon dedi ama ben işçi... Bak! Tamam. Dedim ama niye dedim, bir sor değil mi? Önce insan bir neden sorar değil mi işçi kardeşim? Diyor da hiçbir şey sebepsiz değildir. Haklısınız, doğrusunuz ama ben işçi... Hakaretin, kötü sözün, gıybetin nedeni mi olur? Ayıp, ayıp, günah be! Aa, sen de bir şey de artık şu şuursuza işçi kardeş! Efendim ben... Ya ne var öğretsen adama? Ya sevaptır oğlum, bu da işçi kardeşimiz bizim ya. Hep ben öğretiyorum, bir kere de sen öğret, ne var yani? Bak adam senin yüzünden kendini inkar ediyor ya. Ya vallahi, billahi işçi değilim. Ben de Japon değilim, Türk oğlu Türk'üm. Zeytinburnu çocuğuyum. Senin gibi de sahtacı değilim. Oğlum bana bak samuray, seni çok pis yaparım ha. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Hadi ya, seni bitireyim ben. Ya çağır lan! Ben işçi değilim. Ben Japon değilim. Ben Japon işçi hiç değilim. Ben bir küçük cezveyim. Köşe bıçak cezveyim. Delirttiniz lan beni. Çıldırttınız lan beni. Bak gördün mü? Senin yüzüne adam delirdi oğlum. Ne oldu, ne bu? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum Selim Bey. Bir şey bulabildin mi? Mührü vuruyor muyuz fabrikaya? Vuramıyoruz. Her şey nizami. Fabrikada hata yok. Yalnız fazla yaşamaz. Neden? Çünkü dolar yükseliyor. Dolar yükselince Japonlar işçiliğe başlıyor. Japonlar işçiliğe başlayınca sifiyolar çiçekleri suluyorlar. Sifiyolar çiçekleri sulayınca kuru temizlemeciler bütün yanlış yapıyorlar. Bu arada paça boyunu afitaptan iyi hiç kimse alamaz. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum Selim Bey. Benim gidip tahvilleri bozdurmam lazım. Oh be, dünya varmış. Yalnız bu makineleri tamamen kapatın. İş yok, güç yok, para kazanamıyoruz. Bir de elektrik faturasıyla uğraşmayalım. Ya Barış, ne demek bilmiyorum. En yakın arkadaşın değil mi o senin? Nasıl bilmezsin ha? Nerede o zaman bu adam? Nerede? Bak ev sahibi de geldi, saçma sapan konuşuyor. Yok kamyon yanaştırmış, yok bilmem ne. Bak aklıma kötü şeyler geliyor ama kondurmak istemiyorum. Sürpriz falan mı yapacak acaba? Ne dersin? İyi tamam. Haber alırsan mutlaka beni ara ama. Bay bay. Çay gibisi de yok usta, değil mi?
Ben şimdi şaklabanlık yapsam pek gülecek gibi durmuyorsun. Nasıl güleyim Beyaz? Nasıl olacak böyle? Ertuğrul abi yok. Patron yok. Biri gelse kimin kardeşim bu fabrika? Sahibi nerede dese ne yapacağız? Hayır, bir şey için bir imza gerekse yandık. Bir de Ertuğrul abinin yıllardır görüşmediği bir kızı var hatırlarsın. Kız gelse, bu ne kardeşim çıkın benim fabrikamdan dese. Ne diyeceğiz? Tıpış tıpış gideceğiz. Bu kadar insan ne yer ne içer ya. Herkes benim gözümün içine bakıyor oğlum. Tamam. Ben anlıyorum, beni üzmemek için yapıyorlar bir şeyler. Mutlu görünmeye çalışıyorlar. Ben onu da anlıyorum da ama yani... Yok yani... Ya bu... Usta Ertuğrul abi ne diyordu? Enseyi karartma, gün doğmadan neler doğar. Değil mi? Mine, ya kızım neredesin sen, ha? Telefonun hep kapalı. Kötü kötü şeyler oldu, bak sana çok ihtiyacım var. Mesajımı alır almaz beni ara, tamam mı? Kemal? Aylin Hanım? Evet. Ben Arif. Bosporus Bank'tan. Şube müdürümüz. Zahmet olmasa şubemize kadar gelebilir misiniz acaba? Kemal Bey ile alakalı bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Kemal mi? Evet. Devir işlemleriyle alakalı. Ne devri? Telefonda biraz zor olacak. Zahmet olmasa şubeye kadar bir gelebilirsiniz. İyi, tamam. Gelirim. Hiç arama yok. Ne Kemal, ne Mine. Of. Oğlum bak bu son. Usta sen niye bu kadar kızıyorsun? Bir rahat ol. Her şey kontrolüm altında. Hiçbir sıkıntımız yok. Ya ne demek o hiçbir sıkıntımız yok? Sen ne kadar rahat bir adam oldun Cansın ya. Hiç mi utanman yok oğlum? Ya niye utanayım? Allah aşkına bak. Aylardır cebimize para girdi yok ki. Şuradan 3 kuruş para kazanacağız. Niye utanalım? Doğru değil mi? Doğru. Ama bu son. Tamam abi bu son. Ya şuraya bakar mısın? Bak. Kimin böyle büyük bahçesi var? Halkımız yararlanmasın. Biz de para kazanmayalım mı? Lütfen. Cansın. Tamam bir daha sünnet yapmayacağım. Şan da yapmayacaksın. Ya onu... At getirdim. Küçük at bile getirttim ya. Mustang. Vallahi vahşi at bu. Lan kesecekler mi? Oh kesecekler mi seni? Şişt, ufak, sevdin mi düğününü? Gel gel babası bir alayım şunu kucağıma. Bak senin için yaptım ya. At getirttim sana ya. Görüyor musun? At getirttim, müzik getirttim. Ufak, sevdin mi düğününü? Kesmeye de gel. Ah gel. Abi telefon çalıyor. Dur bakayım. Koş babaya. Telefon çalıyor dur. Alo. Abi neredesin ya? Herkes seni bekliyor bak. Çocuk bekliyor, ailesi bekliyor. Tabii biz de bekliyoruz. Her şey hazır. He. Ne diyorsun ya? Saçma sa... Oo abi şaka yapıyorsun. Abi. Oo. Tamam kapat abi kapat. Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu onu soruyorum ben de. Ya ne olacak? Sünnetçi kolunu kırmış. Ne?
iyi haberler verin. Çok ihtiyacım var. Şimdi Aylin Hanım, Kemal Taşkın'ın kredisine kefil olmuşsunuz. Kahretsin. Evet. 5 aydır ödenmeyen bir taksit durumu söz konusu. Ve biz Kemal Bey'in kendisine 1 haftadır ulaşamıyoruz. Haliyle borçlar da birikiyor. Borç derken ne kadarlık bir borç? 500.000 TL. Aylin Hanım, biliyorsunuz kefil sistemi bu şekilde işliyor. Bir problem olduğu zaman biz sizi buluyoruz. Şu anda biz size uygun bir ödeme planı hazırlıyoruz. Tabii sizi de mağdur etmeden. Şimdi bu borç otomatikman sizin hesabınıza geçti. Ve haliyle biz de bu sabah bu ödenmeyen 5 aylık tutarı sizin hesabınızdan çektik. Ama bu benim bütün birikimim. Siz benim bütün birikimimi mi çektiniz? Orasını bilemem. Şayet bunu ödeyememe gibi bir durum söz konusu olursa maalesef ilk önce eve aciz, sonrasında maaşa aciz. Tabii sonrasında cezai işlem ve bunu takiben hapse kadar uzanan hukuki bir süreç sizi bekliyor. Alo. Alo. Aylin Hanım, ben evdeyim. Eşyalarınızı da toplamamışsınız. Birazdan boyacılar geliyor. Dün söylediğim gibi gelinliğinizi alıyorum. Haberiniz olsun. O gelinlik benim. O gelinlik benim! İmkanı yok ya, ben bıraktım oğlum o işleri. Bir durur musun bak, himmetim lütfen. Ben nereden bulacağım bu saatte sünneti ya? Adamlar bekliyor. Beni ilgilendirmez, ben yapamam. Ya ne demek? Lütfen. Ne yaptınız? Buldunuz mu sünnetçi? Ya sünnetçiye ne gerek var işte? Hacı Himmet var burada. Ama kabul ettiremedik, hadi. Ya ben yapamam diyorum. Ya olmaz, tövbe ettim diyorum, anlamıyor ya. Tövbe ettim ya. Ya dursana bir. Sen demiyor muydun lan bütün köydeki çocukları ben sünnet ettim diye? Ne oldu şimdi? Atıp tutuyor muydun? Yamuk kestim, tamam mı? Rahatladın mı? Yamuk kestim ya. Ya benim yüzümden gencecik çocuk ne acılar çekiyordur şimdi ya? Ben yapamam oğlum, rüyalarıma giriyor, olmaz. Ha, olmaz o zaman. Abi. Olmaz olmaz, bu iş böyle olmaz. Şimdi gidiyorum ben. İnsanlara diyorum ki biz beceremedik bu işi, yapamıyoruz, iptal edelim. Ya dur Allah, ben durdurucu muyum? Bir tek benim derdim mi bu? Açız be, 2 kuruşa muhtacız. Yapmayın Allah aşkına, hadi. Yapamam. Ben yaparım. Sen ciddi misin lan? Oğlum saçma sapan konuşma şimdi, gaza gelin. Yaptın mı sen daha önce bunu? Yaptım abi. Fenliyim ben, sertifikam bile var. Evde bir koşu getireyim istersen. Japonya'da sünnet yok diyebilirim ben yalnız. E iyi o zaman, ben karışmayayım. Bu ukala dümbeleyi yapsın, yapmayacağım. Hayır, hayır. Özür diler misin arkadaşlar, bak eğitimliymiş. Ferhat Kaptan, bir şey söyle şuna. Ben ne diyeyim oğlum size, Allah ıslah etsin hepinizi. Himmetciğim, özür dile yoksa sen yapacaksın. Yamuk mamuk yaparsın vallahi. Tamam, kusura bakma. Ne dedi, duyamadım? Oğlum tamam, özür diledim işte, uzatma. Oğlum tamam, özür diledi işte herif, abartma. Tamam kaptan, sırf senin hatırın için yapıyorum ama bir şartım var. Tamam söyle, nedir şartın? Himmet tutacak. Yok o şekil, yalnız ben... Hayır, tutamam ya. Be yavrum, asma artık suratını, ha? Kim? Alo, Aylin. Ya kızım sen manyak mısın? Niye açıyorsun telefonu?
dur. Geçti. Hadi. Ha? Tamam, bitti. Bugün 16 Haziran 2015 Salı. Hayatımın en berbat günü. Hayatımın son günü. Ya çok affedersiniz. Böyle hayatın içine ya. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. İlgilenmiyorum. İyi günler. Bir dakika Aylin Hanım. Önemli bir durum var. Bence de önemli bir durum var. Babanız. Ne var? Ne olmuş babama? Bir ay kadar önce kendisini kaybettik. Orada mısınız? Evet. İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. Size bir vasiyeti var. Borsa almayayım. Gerçekten benim yeterince var. Borç değil Aylin Hanım. Borç değil, inanın bana. Hatta hayatınız kurtuldu diyebilirim. İlk uçakla gelebilir misiniz acaba? Gelirim. De. Bana uçak bileti alır mısınız? Alırım tabii de. Ben pek anlamadım. Anlatırım ben size. Uzun hikaye. Aylin Hanım. Merhaba. Babanızın avukatıyım. Hadi Kurtul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Avukat Bey, bir şey unutmadınız mı? Babanızla uzun zamandır konuşmadığınızı biliyorum. Bunu söylemişti bana. Son günlerinde de hep sizi sayıkladı. Hastalığı da ilerlemişti bayağı. İstanbul'da çok sıcakmış. Evet öyle. Bir fabrika var. Tekstil fabrikası babanızın. Evet. Babanız bu fabrikayı size bıraktı miras olarak. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Önce dibe vurdurdun sonra zirveye çıkardın. Allah'ım şükürler olsun. Nerede bu fabrika? İyi iş yapıyor mu bari? Oldukça iyi bir fabrika. Çok şanslısınız. Oh, çok iyi. Yalnız bir durum daha var. Ne oldu? Hı? Ya lütfen kötü bir şey söylemeyin artık. Vallahi sinir krizi geçiriverim şuracıkta ha. Ben en iyisi sizi fabrikaya götüreyim.
Bunu eve götürelim lan. Bunu böyle duş lifi yaparız. Bu o değil mi? Bak ya. Ya makarayı bırak hadi çalış biraz. Ferhat kaptan. Benim biraz işim var. Bir dışarı gidip gelebilir miyim? Git tabii inmedim ya git. Tamam bu tarafa alın. Her şeyi bu tarafa alalım değil mi kaptan? Daha güzel. Al al al. Lütfen alalım. Aman tanrım. Herkesin arasından sıyrıldı. Hareketlere bak. Aha. Abi tanımlıyor. Gel gel bana. İyi konumda eski bir bina. Babanız tabii bayağı bir elden geçirdi burayı. Hayal meyal hatırlıyorum. Çocukken bir kez gelmiştim. Ama adının Aylin olduğu tamamen aklımdan çıkmış. Buyurun şöyle geçelim isterseniz. Kaptan Viole. Açıl. Dur elimle atıyorum. At. Evet geliyor. Ben mi vuramıyorum, sen mi atamıyorsun? Misin? Ha ayılıyor galiba, ayılıyor. Ne oldu bana? Ha, bir şey yok ya. Top başına çarptı, havuza düştün. Önemli bir şey yok. Nasıl önemli bir şey yok ya? Ölebilirdim ben. Ölebilir miydin? Havuzdan. Sen miydin o beceriksiz? Ne gülüyorsunuz lan? Messi gibi yapıştırdım gelişini. Bak hala konuşuyor ya. Siz de çekilin be şuradan. Açılın. Avukat nerede? Buradayım Aylin Hanım. İyi misiniz? Aylin mi? Nasıl yani? Sen Ertuğrul abinin kızı mısın? Evet. Yok artık. Ne oldu? Olamaz mı? Yok yani ben hani benzeşme olmayınca. Benzerim benzemem. Sana ne? Siz bir üstünüzü değişin. Kurulanın ondan sonra bir toplantı odasına geçelim. Ne dersiniz? Ferhat Bey. Bey deme bana. Çaldım. Bu sefer ne anlatacak acaba? Ya, ne anlatacağını geç, ne zaman gelecek acaba? Çatladım vallahi billahi ya. Çayım da yok. Konuşma kendi aranda kes. Konuşma. Bir, Tutku Deniz'i. Tutku Deniz'i çok iyi. Unutulmaz bir yazdı. O gün yakın arkadaşım Gülten'in davetine icabet etmiş, soluğu kasabanın en güzel otelinin havuzunda almıştı. Ama maziye gömdüğümü sandığım o derin tutkunun beni yeniden alev alev yakacağını bilemez. Tam unuttum sanmışken, vazgeçtiğimi düşünmüşken yeniden ona rastlamıştı. Cengiz, tek, gerçek ve imkansız aşkımdı. Gereksiz bir yanlış anlaşılma yüzünden bizi ayıran kader, eski model bir dokuma tezgahı gibi ağlarını örmüş, bizi yeniden bir araya getirmiş. Ay, Yasin duydun mu? Aradan geçen yıllar Cengiz'i daha da karşı konulmaz bir hale getirmişti. Artık zengindi. Evleri, arabaları, şirketleri, fabrikaları ve atletik bir vücudu vardı. Beni fabrikasına davet etti. Hangi akıl sağlığı yerinde kadın ona hayır diyebilirdi ki? Yani? Kabul etti. Ay. 90'lı yıllar temalı mobilyalar ve tuhaf şekilli duvarlarla döşenmiş toplantı odasındaydık.
Ay Afdam. Yıllarca çalışmış, didinmiş, tırnaklarıyla bulunduğu yere gelmişti. Senin sayende. Ay. Nefesimi tuttu. Aa. Bütün bu serveti benden aldığı ilhamla yapmıştı. İşte o anda her şeyi arkamızda bırakıp kaçmak istedik. Sonunda kavuşmuştuk. Sonsuza dek onun olmak istiyordum. Tüm benliğimle onun, 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 sadece onun o. Edepsiz. Kaç, 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 kaç. Afdak buraya gel. Kemiklerini kırarım yeminle. Dağılın, dağılın. Bacaklarını kırarım senin Afitap. Onlar da haklı. İş güç yok ki. Birbirlerine sarıyorlar. Senin yüzünden başım hala zonkluyor. Madem bilmiyorsun top oynamayı, hiç oynama. Hem burası iş yeri mi, halı saha mı? Ya arkadaşım, ben özür diledim ya senden. Ne yapayım, ayağına mı kapanayım? Yani topun geleceği yerde durmasaydın sen de. Ne? Bir daha söylesene sen bana onu. Ben isterseniz hemen konuya gireyim. İyi olur. Yoksa kötü konuşacağım. Aylin Hanım, Ertuğrul Bey'in kızı. Bugün geldi İzmir'den. Küçük hanım teşrif etmiş desek daha doğru olur. Bana baksana sen. Ferhat Bey, ustabaşımız. Beyim. Ertuğrul Bey'in de bu fabrikada en güvendiği kişiydi. Ne oldu canım, beğenemedin mi? Yok da. Yani tipine bakıyorum, pek öyle güvenilir bir taraf göremedim. Sonuçta fabrikada iş yapacağına top oynuyorsun. İş vardı, biz mi yapmıyoruz? Neden olmadığı belli. Bilgi yok ama fikirler çağlıyor maşallah. Sen de bıt 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 konuş. Başka bir şey yok. Ses var, görüntü yok. Bana bak. Bakıyorum canım. Ama alıcı değilim, fazla kalmayacağım. Aylin Hanım, Ferhat Bey. Ya lütfen ama. Bey mi? Ya arkadaşım, sen bana bey deyip durmasana ya. Bey, 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 bey. Ya ben ustabaşı Ferhat'ım. Ustabaşı Ferhat. Bey yok, beyi unut. Sen şu yılanın yaptığına bak. Kızı öylece bıraktı orta yerde. Yılan değil bu. Çıyan, çıyan. Ya anne, bir dizi keyfim var, onu da mahvediyorsun ha. Ne zararım var benim sana? Otur izle işte. Ya sen anlatıcı gibi durmadan bır 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 konuşursan nasıl izleyeyim ben? Dikkatimi dağıtma benim. Dizi izliyorum ben. Sinirlerim bozuldu. Anam. Ay. Sen sıkıyorsun değil mi? Yok evladım, gel gel. İş güç yok işte. Biz de dizi izliyoruz. Oo, sizin olanlardan haberiniz yok mu? Hangi olanlardan? Ertuğrul Bey'in kızı geldi. Hangi kızı? 20 tane kızı var ya, onlar ortak. Bir tane kızı var zaten. Aylin mi? Doğru. Doğru. Ay ne dedin ya? Niye gelmiş Aspam? Hı? Fabrikanın başına çökmeye mi gelmiş? Aman anne, ne sinirleniyorsun? Çökerse çöksün. İş var sanki. Oturur dizi izler bizle. Ama ne yaparsa yapsın. Benim Ferhat'ımın huzurunu kaçırmasın da. Ferhat nerede bu arada? Avukat çağırdı, beyli meyli bir şeyler anlatıyor ya. Abime bey mi diyor ya? Huşt! Ay! Bey diyecek tabii. Abin o senin kız. Bey değil, hatta benim oğlum. Paşadır, paşa. Doğru anne, affedersin. Unutmuşum ben, biricik evladım. Nasılmış kız? Güzel miymiş? Nasıl ya? Kız diyorum, güzel miymiş? Ah, güzel ne demek ya? Bebek, bebek. Bebek gibi demek. Yaşı mı küçükmüş? Hayır, güzel. Manasında yani. Güzel kız ha? Çok iyi. Güzel. Güzel de benim tipim değil ama yani. Ferhat tipi, Ferhat'ın güzeli. Ferhat'ın tipinde. Onun sakalsız, sarışın, kısa boylusu. Ferhat'ın beğeneceği bir kız. Benim tipim değil. Peki bu avukat ne yapacakmış benim oğlumu? Anacığım bilmiyorum. Gidip öğreneyim mi? Evet. Allah cezanı versin. Ertuğrul Bey ölmeden önce vasiyetinde yenilemeler yaptı. Varisleriyle ilgili ufak tefek değişiklikler yaptı. Nasıl yani? Şöyle ki, fabrikanın %50'si Aylin Hanım size, diğer %50'si de Ferhat Bey size kalmış oldu. Ne? Toplantı odasının hiç iyi titreşim almıyorum. Bina şöyle sallandı sanki, değil mi? Vallahi bravo Sami Bey, çok iyi bir benzetmede bulundunuz efendim. Kim ki bu adam? Ne diyor, belirsiz bir adam, ne yapacak fabrikanın yarısını? Bu adam kim biliyor musun bu adam? Senin babanın iyi gününde, kötü gününde yanında olan adam. Sen İzmirlerde böyle sosyete sosyete üzerinde yürüyemediğin topuklularınla gezerken biz burada babanla ekmek parası kazanıyorduk, ekmek parası. Ay çok duygulandım. Bak ağlayacağım şimdi. Başka ne zorluklar yaşadınız?
Anlat anlat, anlat. Bak elimden bir kaza çıkacak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vuracaksın mı? Ha? Vursana, vur vur. Vursana, vursana. Vur hadi, hadi, hadi. Ferhat Bey, bey deme bana. Ya bu ne biçim bir adam ya? Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Ya sen kimsin? Sen nesin? Sen kabadayı mısın? Baranda mısın? Sen benimle nasıl böyle konuşursun ya? Ha? Susmuyor ya. Kadın susmuyor abi. Susmuyor. Ne yaptıysam susmuyor. Sen babanın sağlığında neredeydin be kızım? Sana ne ya? Sana ne? Neredeysem neredeydim? Sen bizim ailevi meselelerimize karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Bu fabrikanın kapısında ne yazıyor biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Aylin yazıyor. Böyle koskocaman senin gibi körler de görsün diye. Aylin, Aylin. He Aylin. Aşkım. Aşkım. Deme bana ya. Deme bana aşkım. Ne var ya? Ne istiyorsun sen benden? Ama kızım sen de hep beni yanlış anlıyorsun. Ha, ha. Tabii tabii. E öyle. Bana neyin kokuşundan? Benim gül gibi Anadolu kokan sevgilim var burada. Ben ne yapayım? Sırnaşma ya. Bebek gibi ne demek o zaman? Ne demek bebek gibi? Kızım Muzaffer Ana sordu diye öyle söyledim. Yoksa bana ne? Hem bilmiyor musun? Ben kıvırcık seviyorum. Şöyle Anadolu'nun bağrından kopmuş yılkı atlar gibisin maşallah. Hiç şansım yok aşktan yana. Talihim kör, bahtım kara. Hiç geçmiyor kalbimdeki şu yara. Hayırsız sevgilim, Allah cezanı versin. Bu ne şimdi? Yeni beste. Sana yazdım. Hoşuna gitti mi? He, zoruma gitti. İyi, beter ol. Beter mi oluyor? He? O değil mi? Yap hoşuna. Telefon git ya. Ya. Ne oluyor burada? Ya, neler oluyor neler? İnanamazsın yani. Tam bak buraya. Bam diye bir geldi top. Hatun yerde. Rakip Alboğa gibi su dolu. Bu çok komikti ya. Ya ama beni meşgul ediyor bu cansın salağı. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen? Abin sayılır o senin. Abi mi? Yani. Abi iddialı bir söz bence. Ya anne, o beni meşgul edince bir şey olmuyor da ben salak deyince mi bir şey oluyor? Bak şimdi, hiç hoş bir şey değil yani şu yaptığın. Hak ediyorsun ama. Nuriye, uzatma. Nuriye değil benim adım anne ya. Nur, benim adım Nur. Anladın mı? Ha, gidiyorum ben, yoksa delireceğim. Saçaklı. Saçaklı deme bana. Kız mutfağa yardım et bari. Dilde pabuç gibi. Hissemin %50'sini satmak istiyorum. Bu adamla aynı oksijeni daha fazla soluyamayacağım. O ne yazık ki mümkün değil. Ertuğrul Bey vasiyetine bir madde koymuş. İki tarafın da rızası olmadan fabrikanın arsası veya hiçbir hissesi satılamaz. Hoppala! Hadi hayırlı olsun. Nasıl ya? Peki o vasiyette başka bir şey yok mu? O kadar mı? Evler vardı Şile'de, arsalar vardı. Ne yazık ki babanızın elinde kalan son şey bu fabrikaydı. Son zamanlarda işler kötüye gidince bütün her şeyi satmak zorunda kaldı. Hiç şaşırmadım. Ben de bu şans varken zaten. Arkadaş, sen ne para göz, ne vefasız, ne vicdansız bir kızmışsın ya. Senin babanın hiç mi hakkı yok ya? Sana mı soracağım be? Sana mı soracağım? Sen git kendi işine bak, orada top baba oyna sen. Efendim, kavganızı balla kesiyorum da iki tane müşteri geldi. Sipariş vereceklermiş vallahi. Oh be! Oh! 6 ay sonra hemen al, hemen. Hemen. Peki anamla nereden tanışıksınız? Şöyle, benim hala kızının eltisinin eniştesiyle senin anangilin emmoğlunun kayınçosu amca çocukları oluyor. E akraba sayılırız yani. Akraba değil, hısım. Sizin köyle bizim köy karşı karşıya aradan dere geçiyor. Ha. Zaten nikah düşüyorsa sıkıntı yok. Hocaya danıştım. Nikah düşüyor dedi. Aa, bak şimdi hoca diyorsan tamam. Dinin gereklerini yerine getirme, onun için yaşama, bunlar benim için çok mühim. Değerlerimiz benim için de çok mühim. Avukat Bey, ben senin söylediklerini anladım. İşçi kardeşlerime de söylerim. Siz ufaktan uzayın, benim işim gücüm. Bir dakika, bir dakika. Ne demek o? Ben kalıyorum, sen gidiyorsun. Sana ne oluyor ya? Size iyi günler. Ne demek sana ne oluyor? Toplantı var dediler. Herkes işini yapsın. Sen git kazak mazak ver, hadi. Allah Allah. Öyle burada kafana estiği gibi davranamazsın kardeşim. Babanın fabrikası mı ya? Evet, babamın fabrikası. Hatta benim fabrikam. Avukatı duydun.
Hadi asıl sen olsa hadi. Vallahi cinnet getireceğim ya. Vallahi cinnet getireceğim ha. Köyde arkadaşlar çocukluktan beri bana Hacı Himmet derler. Haşa henüz hacca falan gitmedim ama öyle derler yani işte. Allah'ın izin verdiği ölçüde ibadetimi aksatmayan bir insan. E tabi müstakbel zevcemden de aynı hassasiyeti beklerim yani. Ben de aynı hassasiyetteyim. Kötü bir görüntü vermemek için çok laf konuşmuyorum. Kadın dediğin yerini bilecek. Maşallah vallahi çok güzel söylediniz. Mutfakla aran nasıl? Kendimi övmeyi pek sevmem. Ama başarılıyımdır. Bir iç pilav yaparım, parmaklarınızı yersiniz. Birkaç lokantadan aşçılık teklifi de aldım ama mesleğim başka diye kabul etmedim. Mesleğiniz nedir? Bir özel şirkette servis elemanıyım. Servis elemanı derken? Çay, kahve, servis. İleride sizin için sorun olacaksa bırakabilirim. Benim için önemli olan mutlu bir yuva, başımda da bir koca olsun. Vallahi ne diyeyim? Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Ertuğrul Bey müsait değil mi acaba? Ertuğrul Bey. Müsait değil. Rahmetli oldu. Ha. Bizim hiç haberimiz olmadı. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kalanlar sağ olsun. Hay Allah ya. Çok üzüldük. Peki fabrika ne durumda? Çalışıyor mu? İşlerle kim ilgileniyor? Kim ilgilenecek efendim? Kimsenin ilgilendiği yok. Top koşturuyorlar buralarda. olur mu öyle şey? Biz fabrikamızın başındayız. Zaten Ertuğrul Bey'in sağlık durumu kötüleşince benim önderliğimde fabrika devam ediyordu. Senin önderliğinden vay be. Yönetim katı, işçiler çok güveniyordu bize Ertuğrul abi. Biz de hiç mahcup etmedik onu çok şükür. Tahtaya vuralım tahtaya. Artık bana müsaade, ben gideyim. Otursaydınız konuşuyorduk ne güzel. Tanıştık konuştuk, bugünlük yeter. Maazallah laf falan olur, Allah korusun. Aman Allah korusun. Ben iffetimi namusumu bu zamana kadar herkeslerden sakınmışım. Tehlikeye atamam, dile düştüm mü geri dönüşü yok. Vallahi çok doğru konuştunuz. O zaman ben mani olmayayım size. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de öyle. Artık ya nasip ya kısmet diyelim. Benim telefonum var zaten sende. Yalnız akşam 9:30'dan sonra arama, babam izin vermiyor. Vallahi babanız gerçekten haklı. Hani ne gerek var o saatten sonra telefona? Dikkat edeceğim. O zaman Allah'a ısmarladık. Allah yar ve yardımcın olsun. Amin, amin. Bacım selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırdır? Lafı dolandırmayacağım. Bu demin konuştuğun adam var ya, he, alkoliktir. Kız olur mu öyle şey? Köyde ona Hacı Himmet derlermiş. Ya tabii öyle anlatacak sana. Ya sen beni dinle, bunun köyde iki tane daha karısı var biliyor musun sen? Seni de kuma yapacak, hem de 3 numara olarak 3. Gelmesen bu oyunlara. Ben hiç öyle bir elektrik almadım kendisinden. Arada bir sürü tanıdık var. Olur mu canım, nasıl olur? Ya olur, olur, bal gibi olur. Erkek değil mi bunların? Bunların hepsi aynı. Yalan bunlar da, kumar bunlar da, tüm kötülükler bunlar da. Ya sen kaç kurtar kendini bacım. Kötü söz sahibinindir. Ben dediklerine inanmadım. İftira bunlar. Ay delireceğim. Tam bir gerizekalı. Ya bacım salak mısın sen? Kim ne yapmış ki bana? Ya daha ne yapsın ya? Kandırmış seni. Yalanlarına inandırmış. Deme öyle kız. Deme öyle, Allah korusun. Bak, ben görevimi yaptım. Seni uyardım. Sen kaç, kurtar kendini. Kız o kadar da soruşturduk, hayırlı bir kısmete benziyordu. Bak hala konuşuyor ya. Ya bacım sıkma canım, olmaz bu iş diyorum sana. Hadi, olur hadi bacım, olur. Hadi. Hacı Himmet dediler, geldim. Canıma yürü, hadi Allah yürü. Allah Allah, Hacı dediler, geldim. Himmet de güzel isim olurdu yani. Bakın aslında Ertuğrul Bey'le dostumuz çok eskiye dayanır. Vallahi bizim çok acil bir işimiz vardı ama. Ertuğrul Bey aramızdan ayrılınca açıkçası... Şimdi... Güvenemezsiniz efendim. Yani nasıl güveneceksiniz gideyim? Ustabaşı böyleyse işçiler kim bilir nasıldır. Ne diyorsun sen ya? Fakat... Bu fabrikanın başında artık ben varım. Aylin başarır. Şimdi kartım yok, şey demiyorum. Fakat en kısa zamanda onu da halledeceğim. Dediğim gibi Ertuğrul Bey'in kızıyım. Sizin siparişlerinizle de bizzat kendimi ilgileneceğim ve size teslim edeceğim en kısa sürede. Güzel diyorsunuz da bizim işimiz çok acil. Vakit çok kısıtlı. Yarına yetişmesi lazım.
Bu çok önemli. Hani öyle küçük bir sipariş de değil yani bu iş. Biz de Ertuğrul Bey'le olan samimiyetimizden dolayı buraya en son çare olarak düşündük. B planımız da mevcut tabii ki. Ama eğer siz bu işin altından kalkarız derseniz... Problem yok. Biz gerekiyorsa arkadaşlarla iki var diye çalışır yine yetiştiririz. Bana güvenin. Hayır. Asıl bana güvenin. Asıl benim liderliğimle hiçbir problem yaşamazsınız. Ben bizzat kendi ellerimle siparişinizi yarın teslim ediyorum. Efendim ben Ferhat Bey'le size bizzat yollatacağım. Pardon ama bence siz aranızdaki sorunları halledin önce. Biz en iyisi B planını devreye sokalım. Yok yok, olur mu öyle şey? Aynen yani hiç gerek yok. Siz bakmayın bizim böyle olduğumuza. Yani bu bizim çalışma sistemimiz. Biz böyle sinerji şey diyoruz değil mi? Tabii Ertuğrul Bey'in sistemi aynen devam ediyor, aynen. Evet. Ertuğrul Bey'e nasıl güvendiyseniz bize de aynen o şekilde güvenebilirsiniz. Az daha siparişi kaçırıyordum bu arada. Aa, nanköre bak be. Batırdın orada sen her şeyi. İki kelimeyi bir araya getiremedin. Adamlar bana güvendireverdi siparişi. Senin çok acayip bir hayal dünyan var, vallahi. Uzatma fazla ya, yeter. Çarşı işçi sınıfında ne duyuru yapacaksak yapalım, bitsin gitsin. Bir dakika, bir dakika. Ne demekmiş işçi sınıfı böyle artist artist laflar? Havan kime, yabancı, sen kimsin? Hala soruyor musun bu soruyu? Ha, bu arada bu fabrikada duyuruları da ben yaparım. Göreceğiz bakalım. Ulan. Şimdi, ben bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar, Ertuğrul abi fabrikanın yarısını bana bırakmış. Ne diyorsun? Aa! Yani bize bırakmış, hepimize. Adamsın, adam, adam, adam. Peki, diğer yarısını kime bırakmış? Canım, o ben oluyorum, bana. Bana tabii ki. Aylin'e, öz kızına yani. Doğrusu da buydu zaten. Bundan sonra bu fabrikanın başında ben olacağım. İşlerin başında bizzat ben duracağım. Birinci kural. Bundan böyle futbol yasak. Basketbol? Topla oynanan her türlü oyun yasak. Anladım. Zaten bakıyorum da iş yapmaya yapmaya hepiniz paslanmışsınız şu makineler gibi. Buna izin vermeyeceğim. İşlerin yoluna konulması gerek. Bunu hep beraber yapacağız. Ne tür işlermiş onlar Aysel Hanım? Aylin benim adım. Ne tür işlermiş onlar Aylin Hanım? Bu işler işte. Bu makineler. Bu iplikler. Kumaş. Tekstil, üretim, sipariş işte. Ne olacak? Başka ne olacak? Bu ne biçim bir soru ya? Blue Fashion makinelerin bakımları gerek, iğneleri değişecek. Neyli Fashion bu? Blue Fashion makinelere bakım yapılması gerek, iğneleri değişecek Ayten Hanım. Aylin, Aylin. Ne değiştirilecekse hemen değiştirilsin. Yalnız bu tip sıkıcı şeylerle beni yormayın. Bunlara Ferhat Bey bakacak. Bana sıkıcı mı dedi? Ferhat Kaptan, bana benim sorduğum soruya sıkıcı dedi. Sıkıcı dedi. Buyur. Kendi aranda konuşma. Senin o sıkıcı dediğin şeyler fabrikanın can damarları, kalbi. Öyle kolay görünür de aklın şaşar. Ertuğrul abi buradaki bütün makinelerin nasıl çalıştığını bilirdi. Neyse, bu kadar goy goy yeter. Size bir haberim daha var, hem de güzel bir haber. Sipariş aldım. Ay! Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Tamam tamam. Sosyete kızı almış olsun. Bir parti kazak siparişimiz var arkadaşlar. Bunu yarına kadar yetiştirmemiz lazım. Nasıl yetiştireceğiz diye sormayın. Ben detayları Cansın'a anlatırım, o size anlatır. Tamam mı? Bu fabrika sizlerle güzel arkadaşlar. Unutmayın. Ben toplantı istiyorum. Bu Ferhat denen adama nasıl katlanıyorsunuz ya? Hı? Hayır yani gelmiş artist artist konuşuyor. Hayır nereden geliyor bu özgüven onu anlamıyorum. Yani çok mu şey ha? Çok mu
çok mu bir şey? Çok mu zeki mesela? Hı? Çok mu yakışıklı? Değil. Allah'ın krosu. Değil mi ya? Bu adamın fabrikamı ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gayet iyi anlaşıldı. Değil mi arkadaşlar? İşte bu. Aferin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bundan böyle Ferhat denen o adamı dinlemek yok. Artık yalnızca beni dinleyeceksiniz. Ferhat ne derse desin, buradan girecek, buradan çıkacak. O size gelip bir şey dedi mi, deyip geçeceksiniz, sallamayacaksınız. Anlaşıldı mı? Aylin Hanım, buranın %50'si Ferhat Bey'in değil mi? Aa, bak, Sami Bey doğru bir şey söyledi. Gerçekten yani hukuki müeyyide açısından doğru. Ben Ertuğrul'un kızıyım. O dış kapının dış mandalı. Ne yazıyor bu fabrikanın kapısında? Aylin Tekstil. Aferin. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Efendim, yetkin bir ol Şimin. Bana kısaca Y5 diyebilirsiniz. Sevdim seni Y5'e. Ben de sizi çok sevdim efendim. Y5'e de tam oldu. Güzel. Bundan böyle Ferhat yok. Sümeyye'lik sağlık, ne oluyor oğlum? Neredesin sen? Bekledik bekledik, gelmeyince başladık. Sipariş aldık oğlum, sipariş. Yarına yetişmesi lazım. Hadi geç makinenin başına. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Ya git bir abdest al. Fabrikanın beti bereketi kaçtı senin yüzünden. Tövbe de. İftira atıyorsun, büyük günah. Tövbe de. Neden ben tövbe ediyorum? Yalan mı? Fabrikayı izdivaç programına çevirdin. Benim niyetim ciddi arkadaşım. Ben gönlüme bir ömürlük misafir arıyorum. Kimsenin ırzında namusunda gözüm yok. Bir dakika, bir dakika. Ya şimdi Yusuf'un gözü milletin ırzında namusunda mı? Yok, onu demek istemedim. Şöyle izah edeyim ben onu. Dedim, herkes duydu. Valla ben duydum. Aynen böyle söyle. Ha işte, hiç kıvırma. Bir dakika yalnız, öyle kıvırma falan hiç hoş değil ha. Oo, sen gerdan kırarken sıkıntı yok, ben söyleyince sıkıntı var öyle mi? Vay 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 vay. Bak, adam sana sadece ırz düşmanı dedi. Şimdi sen kıvırmak, üstüne bir de gerdan kıvırmak, altında kalınmaz bunlar. Bana bak, haddini aşma, seni çok fena yaparım. Nasıl olacakmış o? Vallahi seni bükerim. Gel, hadi. Bana bak, Japon. Seni çok fena yaparım çocuk, tamam mı? Beyler, lütfen burnunu bırak. Bırak lan. Dur, dur, tamam. Makinelere zarar veriyoruz oğlum. Yarın, yarın. İş bitsin, ondan sonra evde. Ya Cansın, bana Japon dedi. Derim, böyle bir adam bu. Madem bu kadar mükemmel bir bu Ferhat, bu fabrika niye iş yapmıyor o zaman? Kaç aydır iş yapılmıyor bu fabrikada? Efendim, şimdi Ertuğrul Bey'in rahatsızlığından bu yana pek sipariş alamadık. Son zamanlarda aldığımız tek sipariş bugünkü. O yüzden çok mutluyuz. İşçilerin maaşı nasıl ödeniyor o zaman? Ödenmiyor. Ödenmiyor. Bildiğin ödenmiyor. Çok güzel. Niye duruyor o zaman bu insanlar? Delirdiler herhalde. Yarısı kaçtı zaten. Kalanlar da işte Ferhat için kaldılar. Ferhat Bey için. Peki siz? Hı? Mesela sen ne iş yapıyorsun burada? Ben Ertuğrul Bey'in asistanıydım. Hmm. Güzel. Bundan sonra benim asistanımsın. Aa, hayırlı olsun. Sen ne iş yaparsın? Muhasebe yaparım. Süper. Geçmiş yılların defterlerini görmek istiyorum hemen. Sorun söyleyeyim Aylin Hanım. Nasıl? Öğrenmek istediğiniz yıl, ay varsa sorun ben hemen izah edeyim. Peki muhasebeci. Ağustos 1996. Teçhizat, makine harcamaları 16 milyar. Vergiler dahil. Toplam ciro 34 milyar. Kasadaki nakit para keş 190 milyar. Ya vallahi bravo Sami Bey. Fil hafızalı, fil hafızalı. Yetkin Bülent Emin. Yetkin bir ol şimdi efendim. Her neyse. Tabii, ne şey var ki. Sen necisin? Efendim ben müdürüm. Ne müdürü? Her şey müdürüm. İyi, bana fabrikayı gezdir o zaman. Üzerinde fabrika binası bulunan gayrimenkuldeki hak ve hisselerimin tamamını öldükten sonra kızım Aylin Başarır ve yine tanıdığım Ferhat Kaptanoğlu'na eşit şekilde. Vay be. Ne yaptın be Ertuğrul abi? Sen burada olsaydın da bunların hiçbiri olmasaydı keşke. Aa, ne kadar basık bir yer. Burada yemek mi yenir Y5'e Allah aşkına? Rutubet de kokuyor. Hale bak.
Şu hale bak Y5'e. Şu hale bak. Bu aşçı falan bone takıyor değil mi? Ha? Hijyen her şey demek Y5'e. Hijyen her şey demek. Şu örtülerin haline bak. Her yemekten sonra yıkanması lazım bunların. Her sabah ve her yemekten sonra. Ne biçim kokuyor bu yemek Y5'e? Ne yağ kullanıyorsunuz bunda siz? Kuyruk yağı falan mı ha? Öf! Varoş varoş yemekler. Tuzu yok bunun. Resmen tuz katmamış içine. Aşçı kötü Y5'e. Aşçı yetersiz. Hangi amatör yapıyor bu yemekleri ha? Ben yapıyorum. Ne yağ kullanıyorsunuz bu yemeklerde? Makine yağı. Anlamadım, pardon. Sana ne? Şimdi zaten o yemek benim damak zevkime pek hitap etmiyor. Ben çok şey yapmadım o yemeği. Bana bak sosyete güzelim. Burada herkes benim yemeklerime bayılır. Ama sen beğenmediysen hiç sorun değil. Gidersin dışarıda ziftlenirsin, yemeğini yersin. Bir daha da bu yemekhanenin önünden geçmesin. Şimdi adınız neydi sizin? Neyse ne? Bir daha. Bir daha değil yediğini, yemeklerime baktığını bile görmeyeceğim. Geçmeyeceksin yemekhanemin önünden bir daha. Anlaşıldı mı kemik sote? Evet. Bakalım fabrikamızda daha nereler varmış. Gezelim görelim. O neydi öyle be? Muzaffer Ana, fabrikamızın gediklerindendir. Ütüye de bakar, kalite kontrol eder. Ama onun için en kutsal olan şey mutfaktır. Yemeğine laf ettirmez. O da geldi beni buldu öyle mi? Ferhat Bey'in de annesidir. Şimdi oturdu taşlar yerine. Belli oldu o Ferhat'ın kime çektiği. Aşk dedin böyle olmaz. İnsan sevdiğine kıymaz. Sen benim kalbimdesin. Sevgiliden abi olmaz. Tempo. Sevgiliden alkış. Abi olmaz. Sevgiliden abi olmaz. Bu kimdi böyle? Nuriye, Ferhat Bey'in kardeşi. Ay bunlar ailecek manyak. Efendim buyurun, buyurun. Bir dakika Y5, bir dakika. Oğlum beni de günahına alet ediyorsun ya. Ya ne günahı oğlum, seviyoruz. Ya bu yaptığın delikanlığa sığar mı? En yakın arkadaşın oğlum Ferhat senin. Adamın arkasından iç çeviriyorsun. Sanki kuyusunu kazıyorum. Ne yapayım lan, gönül bu, ferman dinliyor mu? Dinler abicim, dinler. Bu adam sana iş vermiş, aş vermiş, yuva vermiş. Sen gitmiş kız kardeşiyle fingir diyorsun. Ne fingirdeşmesi ya? Bu düzeyli bir ilişkimiz var bizim. Maşallah pek bir düzeyli. Selanik işi örgü gibi. İki ters bir düz, iki dargın bir barışık. Allah aşkına. Sana kız bulacağız diye bekar kadınların yarısı buraya geldi. Kimseyi de beğendiğin yok. Sen mi anlatıyorsun? Tamam biraz seçiciyim, doğru. Güzelini arıyorum ama en azından. Ya tamam, Nuriye iyi kız. Aile kızı, namuslu kız. Ama bir albenisi de yok. Ne buluyorsun oğlum sen bu kızda? Sana ne? Ben biliyorum gerçi ne bulduğunu. Neymiş? Ne olacak? Köpek gibi çektiriyor sana. Sen onu seviyorsun. Bazılar da onu sever tabii. Efendim buyurun. Buyurun efendim. Oğlum bu kim lan? Ya bu... Ben sen kızarsın diye söylemek istemedim ama bu hanım kızımız evlenmek isteyen genç bir bayan. Değil mi? Kimmiş, kimlerdenmiş? Vallahi bilmiyorum ki, biz de metroda tanıştık. Uzun uzun senden bahsetmiştim. Ne dedi, Allah'a seversen ne diyor? Ne diyecek, tam aradığım özelliklerde bir beyefendi dedi. Baksana buraya kadar gelmiş, tanışmak istiyor herhalde. Bileydim böyle olacağını. Vallahi giyimi, hal ve hareketleri biraz rahat sanki. Hani bilemiyorum da sıkıntı olmasın. Yo, aslında tam domestik bir ev kızı bu ha. Domestik ne oğlum, açık konuş. Yani iyi aile kızı, anasının kızı. Senin istediğin özelliklerdi. Gelsin bir tanışalım bakalım ya. Bu arkadaşlar kim? Efendim onlar Ferhat Bey'in en yakın arkadaşları. Güzel, tanışalım bakalım. Aa merhabalar Aylin Hanım. Bakın sizi himmetle tanıştırayım. Merhaba.
Ne işle meşgulsunuz? Valla genelde soruları ben sorarım ama böyle de olur. Anlamadım. Valla kadın kısmı zaten pek anlamasa da olur. Yani fazlasına gerek yok, olduğu kadar. Pardon? Tanısın onu kendine. Ben Deniz Himmet. Esas uzmanlık alanım son ütücülük. Ama ipliğin olduğu her yerde çalışırım. Yıllardır tekstil işindeyim. Kendimi tek kelimeyle anlatmak istersem değerlerine bağlı... Tek kelime dedin, değerlerine bağlı. İki kelime bir daha. La havle ve la kuvvet. Dur zaten karıştı. Siz ne iş yapıyorsunuz Aylin Hanım? Ev hanımıyım ben. Maşallah, vallahi çok iyi. Bir artı puan aldınız şu an. 1-0 öndesiniz yani. Sabahki böyle değil ha. Mutfakla aranız nasıl? Az şeker. Aklınca benle dalga geçiyor bu. Kendine gel be. Ben senin patronunum. Bir dakika yalnız, öyle cazgır kadından hiç haz etmem. Daha dünya evine girmeden, çoluğa çocuğa karışmadan... Ne patronluğu? Daha adaysın. Hatta aday adayı. Himmet, ne diyorsun? Ne adayı be? Ne adayı? Başka aday falan yok. Tek aday benim. Hatta patronum ben. Ben tekim. En çok beni dinleyeceksiniz. Aylin Hanım, sakin efendim. Sakin, sakin. Kendine bu kadar güveniyorsun demek. Vallahi helal olsun. Hoşuma gitmedi de değil ha. Hoşuna gitse de, gitmese de beni dinleyeceksin. Anladınız mı? Haşa, o kadar da değil. O kadar. Yeter artık. Bir günde iki kadın, ayıp be. Ha bir de bunun kılığını, kıyafetini gören okumuş etmiş sanır. Yazıklar olsun size. Ben dediysem yapılacak, itiraz yok. Şişt, bana baksana sen bir. Senin adın Ünzile mi? Ne? Kaç koyun ediyorsun? Sen hesapladın mı hiç? Aa, fabrika değil, tımarhane. Ya senin gibiler gelirse tımarhane olur tabii. Bak hala konuşuyor. Konuşacağım tabii. Senin gibi koca peşinde koşmaktan iyidir. Aa, ben senin gibi ezik miyim be? Ne dedin sen bana, ne dedin? Ezik. Asiye, ne biçim konuşuyorsun müstakbel zevcemle? Ne zevcesi be? Aylin Başarırım ben. Ertuğrul Bey'in kızıyım. Sizin de patronunuzum. Ne oluyor burada? Ne olacak? Densizlik, hadsizlik, ne ararsan var. Tamam, yanlış anlaşılma olmuştur. Konuşulur, giderilir. Ne var bunda? Bu ikisini kovuyorum. Yavaş gel, yavaş. Öyle bir şey yok. Var canım, var öyle bir şey. Kovuldunuz. Bitti gitti. Sen kimi kovuyorsun ya? Bu fabrikanın %50'si seninse, %50'si de benim ve işçi kardeşlerim. Öyle bir şey yok. İnsanları oyalamayayım. Sipariş yetiştirecekler. Sen git yalancı patron koltuğuna otur. Hadi arkadaşlar, siparişleri üretmeye devam. Hadi. Film bitti. Şşş, Tino'nu da al, Tino'nu. Aa, Ferhat Bey. Hakikaten çok teessüf ederim. Ama şakanızda beni kullandığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Bak bak nasıl koşuyor bak. Aylin Hanım. Of, elbisenin güzelliğine bak. İşte biz giysek bizde böyle durmuyor. Yarın diyete başlıyorum kesin. Baksanıza Sami Bey. Sami Bey. Oha, dolar 5 lira mı olmuş? Dolar 5 lira mı olmuş? Ne zaman olmuş? Gül Hanım, parayla saadet olur. Fakat şaka asla olmaz. Lütfen işinize bakın. Ben de öyle heyecanlanınca şey oluyorum canım. Aylin de çok havalı değil mi ya? Ayakkabılarının aynısını alacaktım, alamadım. Çok pahalıydı. Biliyor musun? Aksi maksi ama ben sevdim bu Aylin'i. Kahve getir bana. Kahve istiyor. Gıcık. Hani lan gelin adayıydı? Şeref yoksunu. Ya hacı, çok özür dilerim. Vallahi benimle bir alakası yok. Bak, uydun bir uğursuzun aklına. Kimmiş o? Boş ver, söyleyemem. Boş ver. Oğlum ne demek söyleyemem lan? Biz senden sırdaş değil miyiz? Ya sırdaşız da şimdi nasıl söyle... Yusuf! Yusuf demek. Oğlum ondan her şeyi beklerim zaten. Tutturdu Himmet'e şaka yapalım diyor. Oğlum dedim yapma bak, olmaz. Adam işinden olacak dedim, dinlemiyor. Vicdansız lan bu. Cibiliyetsiz çekiç. O yaptığı demek. E tabii abi benim... Ya beni tanıyorsun yani, tertemiz. Yoğurt gibi çocuğum lan ben. Öyle değil mi? Tabii canım, sen yapmazsın. Sen öyle bir insansın. Ben... Ulan kansız Japon, senin şakadan anladığın bu mu? Hiç bu tamam yok. Ne diyorsun sen ya? Yuh diyorum. Terbiyemi bozuyorum, çüş diyorum.
Oha diyorum, oha! Git daha ateşe aykır, benden ne istiyorsun? Sen de yok biliyorum ama. Birazcık vicdan istiyorum, ahlak istiyorum, karakter istiyorum, insanlık istiyorum be. Dediklerinden tek kelime bile anlamıyorum. Ayrıca bu hallerin beni rahatsız ediyor İmmet. Hadi oradan, salağa yatıyor bir de. Yalancı samuray. Samuray ha? Seni şimdi büttüm. Hadi ben seni... Hadi bir! Hadi bir! Hadi! Büttüm de kendini bırak! Oğlum sizin alıp veremediğiniz nedir ya? Allah aşkına bak, siparişler bitsin, ondan sonra kavga edersiniz. Haydi. Hoş geldin Hadi Bey, gel. Geldi mi Ertuğrul'un varisi Hadi? Geldi Selim Bey, vasiyeti açıkladım. Ancak işler biraz karışık. Nasıl karışık? Baştan anlat bakayım sen bana her şeyi. Canlar! Unutmayın! Bu fabrika sizinle güzel. Sıradaki şarkı size gelsin. Hadi bakalım. Sesler ne böyle? Efendim, işçiler çalışıyor. Bu nasıl çalışmak? Böyle çalışma mı olur? Olmamalı, bence de olmamalı. İşçiler böyle motive oluyorlar. Ferhat buldu bu sistemi. Pardon, Ferhat Bey. Tam bir motivasyon ustası. Zaten patron gibiydi, iyi oldu. Bu yeni değişiklikler işçileri de sevindirmiştir. Ferhat Bey'in bu yeni yöntemi sayesinde... Kural 2, bundan böyle. Benim yanımda o Ferhat denen adamla ilgili tek bir güzel söz söylenmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Al şu kahveyi. Çekil. Birinci kural neydi ya? Daniel vurmuş pervaneyim. Gidin söyle Noyar'e. Amanın derdinden divaneyim. Halkalı şeker, hasir ettik çeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Halkalı şeker, hasir ettik çeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Fabrika, fabrika değil sirk. Böyle saçmalık mı olur ya? İşçilere fabrika bırakmak dünyanın neresinde görülmüş iş? Bunamadan mı öldü bu adam? Akli dengesi mi yerinde değildi? Vallahi onları bilemeyeceğim Selim Bey. Ancak her şeyi anlattığım gibi. Ne demek bilemeyeceğim Hadi Bey? Ben sana dünyanın parasını ödüyorum. Ne demek bilemeyeceğim? O arazi bana lazım Hadi. Çevredeki bütün binaları aldım. Ortada sap gibi duruyor o fabrika. 5000 konutluk site yapacağım, o salak fabrika yüzünden başlayamıyorum. Olmaz böyle şey. Ferhat mıdır, Fırat mıdır, ne karın ağrısıysa git konuş şu adamla, satsın payını. O iş biraz problemli yalnız Selim Bey. Aylin Hanım kolay da Ferhat'ı ikna etmek. Ben de kolay olandan başlarım o zaman. Şu halini anlat bakayım biraz daha. Tamam, 20 tane daha yapacağız. 10 tanesi garantilik olsun. Bir de bundan da bir 10 tane yapalım. Tamam. Arkadaşlar, zil çaldı yemek arası. Haydi, haydi, zil çaldı. Duyduk ki oğlum zili, ne bağırıyorsun? Ya ne uzatıyor ya, Allah Allah. Yusuf, hadi yemeğe. Ben gelmiyorum. Niye? İmmet sığırı yüzünden iştahım kaçtı, yemeyeceğim. Ya, ne gerek var, hadi yürü. Tamam, siz gidin, işimi bitirip ben geleceğim. Tamam bey. Oğlum makineleri kapatın. Hadi bekliyorum. Eyvallah. İyi. Güzel. Nasıl çalışır bu makine? Neden? Hiç. Merak ettim.
Hem bilmem lazım değil mi? Bana da öğretir misin? Olmaz. Babam tüm makineleri biliyormuş ama. Benim de bilmem lazım. Öğret. Peki. Bakın. İplikler bu çardaktan geçiyor, mekiklere geliyor. Bu kafada mekikleri taşıyor. Burada üç tane düğme var. Üstteki üst merdane, alttaki alt merdane, en alttaki merdaneleri boşa alıyor. Bu koldan makineyi çalıştırıyor. Ben de bir deneyebilir miyim acaba? Yüksek müsaadenizle tabii. Tabii buyurun. Bu çok kolaymış. Kolay olmasına kolay ama seri üretimde hız önemli. Tabii tabii. Hız her şey demek zaten. Ama ben de hızlanırım zamanla. Ne o, işin mi var senin? Yemeğe gidecektim de. E git sen, ben devam ederim. Emin misin Aylin Hanım? Eminim tabii ki. Kolay gelsin. Ne adayı be? Başka aday falan yok. Patron da benim, tek aday da benim Himmet. Oğlum Ertuğrul abi nasıl böyle bir kız olabilir ya? Cadı bir de. Ah, nelerini göreceksin sen oğlum, nelerini göreceksin. Var ya, taktı sana. Ertuğrul Bey'le alakası yok. Yok, böyle dikkatli dikkatli bakarsan böyle bir ilk havası andırıyor sanki, değil mi? Canım o kadar da oluversin. Yalnız bu Aylin Hanım çok böyle acayip bir hatun değil mi? Değil. Evet evet tabii, çok acayip. Bana da tutturdu şu makineyi, öğret diye. Ben de öğrettiğim yapıyor içeride bir şeyler. Ne? Ne yapıyormuş o ya? Makine şey... Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapacağım canım? Çalışıyorum işte, görüyorsun. Bir şeye benzetemediğim için soruyorum. Ya zaten eline de yakışmıyor. Bırak şunu Allah aşkına. Biraz daha çalışayım, bırakırım. Hem zaten öyle zor da değilmiş. Çocuk oyuncağı resmen. Kolay olsaydı erbabı olmazdı. Ertuğrul abinin lafıdır. Ben var ya, bir aya babamı bile geçerim burada. Burada her şeyi öğreneceğim, her şeyi. Gör bak. Tamam, %100 eminim ben. Sen öğrenirsin de şimdi değil. Hadi bırak. Canım istediğinde bırakacağım. Siz de çekilin gidin başımdan be. Ya bir aksilik çıkacak. Bırak şunu Allah aşkına. Basma. Yapma, yapma ya. Yapma. Ben kaç kere söyledim, bozacaksın dedim ya. Alet çantasını getir. Bak kahretsin. Yürü. Lan yaktı bak. Eyvahlar olsun. Senin derdin ne derdin? Anlatsana bana. Ne derdim olacak benim be seninle? E niye çalışan makineyi bozdun o zaman? O kadar uyardık ya. İstemeden oldu. İstemeden oldu. 6 aydır ilk defa sipariş aldık, istemeden oldu öyle mi? Ben de seni tutayım şuradan, fırlatayım merdivenlerden ama istemeden. Nasıl olur? Abartma istersen ha. Altı üstü bir makine. Servisini çağırırız, gelir yaparlar. Servisini mi çağıralım? Çamaşır makinesi mi bu ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne bileyim ben be? Bilmediğin işe karışma o zaman. Karışırım. %50 değil mi? Karışırım. Bu fabrikanın üretime devam etmesini istiyorsan uzak dur. Karışma, ne olur karışma. Elini değdiğin her şey bozuluyor ya. Bu fabrikanın belli bir düzeni var. Senin de onun içinde yerin yok. Bunu da kafana sok. Öyle mi? O iş çok yakında nasıl değişiyor göreceksin canım. Sana geldiğin yeri göstereceğim ben. Hadi siz. Aylin Hanım. Evet. Ben de tam size geliyordum. Selim ben, babanızın arkadaşıyım. Siz iyi misiniz? Bilmem, nasıl görünüyorum? İsterseniz sizi dışarı çıkarayım, bir hava alın. Nasıl, yaşayacak mı? Vallahi durum vahim. Ama Allah'tan da umut kesilmez. Hep senin yüzünden oğlum. Yaptığın şaka yetmedi. Gittin bir de elin sosyetesine teslim ettin maçayı. Kalleş yapım. Bana bak Himmet. Allah yarattı demeyeceğim, fena yapacağım ha. Ne yaparsın? Hadi yap. Gel hadi gel. Önce elindeki İngiliz anahtarını bırak. Öyle görelim deri kalınını. Anahtara gerek yok. Ben seni gözlerim kapalı da bükerim. Gözlerinin açıldığı var sanki. Şişt. Tamam yeter be oğlum. Ne konuştunuz be? Hadi gidin yemeği, biz halledeceğiz. Siz de gidin. Sen Ferhat Kaptan'a dua et. Kaptan bittik vallahi. Hiç mi umut yok diyorsun ya? Yok.
tamir olmasın olur da. Ya bu makine olmadan siparişler yetişmez ki. Ah ulan Aylin. İyi misiniz biraz da? Teşekkür ederim. Kim sıktı canınızı bu kadar? İnsanlar. Değil mi? Hep insanlar. Bu yüzden hayvanları çok seviyorum işte. İki kedim, iki köpeğim var. Hiç canımı sıkmıyorlar. Ya ben de çok istedim köpek almayı ama nişanlım bir türlü istemedi. Yani eski nişanlım. Hayırdır Ferhat? Usta, Ferhat Bey. Gül, bir konuda anlaşalım. Bir şey rica ediyorum senden. Zaten canım burnumda. Öyle beyli paşalı konuşup benim canımı sıkma. Bak kalbini kırarım istemeden. Ay hayırdır, ne oldu? Ne oldu acaba? Üretimde falan bir sıkıntı mı oldu efendim? Sıkıntının daniskası çıktı. Örgü makinesi bozuldu. Kim bozdu? Aylin! Bak ismini andım, gene cinlerim tepeme çıktı ha. Neyse, konuya döneyim. Bizim bu şartlarda siparişi yetiştirmemiz mümkün değil. Vah vah. Ya. Yani bir kısmını taşeron bir atölyede yaptırmak zorunda kalabiliriz. Para durumumuz ne? Hiç paramız yok ve bu sipariş çok önemli. Ya ben de farkındayım eksik makineyle zor olduğunun. Çift var diye çalışsak bile ya. Çift var diyorsun, süper fikir. Süper buldum vallahi, çok iyi fikir. Allah'ım yarabbim ya. Sen de eksik kalma, hemen sattın arkadaşını bakıyorum. Haklısınız efendim, hakikaten iyi sattım vallahi. Ulan bu kalem YBŞ, ya bir duruşun, bir çizgin olsun be arkadaş. Efendim benim çizgim firmamızın çizgisidir. Aydın Tekstil. Senin çizgin firmanın çizgisi ise biz bittik, okey'e dönüyoruz. Hayırlısı olsun, ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya, espriyi gördün değil mi? Okey, çok güzel espri. Patronluk çok yakışmadı mı? Vallahi ağzımdan aldım. Aslında bir heves diye başladı bu inşaat işi ama kısa sürede büyüdü. Ben de böyle olacağını tahmin etmemiştim. En hızlı büyüyen 4. şirket seçildik geçen sene. Ya. Babanızla da iyi ilişkilerim vardı. Vefatını duyunca çok üzüldüm. Sık görüşür müydünüz? Aslında pek sık değil. Malum, işlerin yoğunluğu. Gerçi bu kadar güzel bir kızı olduğunu bilseydim daha sık görüşürdük herhalde. Benim özetim böyle. Biraz da siz anlatın. Neler yaptınız bunca zaman, nerelerdeydiniz? 6 ay sonra bir sipariş almışız arkadaşlar. Bu siparişi kaçırırsak boş boş oturmaya devam ederiz. Ben sinirden kudururum. Bu sipariş bitecek. İyi de nasıl yapacağız kaptan? Nasıl yapacağız? Pes etmeyeceğiz. Herkes 3 kişilik çalışacak gerekirse bu siparişleri bitireceğiz. Benimle misiniz? Seviniz! Benimle misiniz? Seviniz! Herkes işinin başına, hadi bakalım. Şaka yapıyorsun. Yan binadaydım ben ya, nasıl olur? Yani onca sene New York'ta komşuyduk ve tanışmadık, öyle mi? Şaka gibi gerçekten. Vallahi öyle. İyisin artık değil mi? İyiyim, iyiyim. Peki ne oldu? Yani ne yapmış olabilirler ki ilk günden bu kadar? İşçiler işte. Konuşamıyorsun. Anlamıyorlar. Olaylara bizim baktığımız gibi bakmaları maalesef imkansız. Tutturmuşlar bir Ferhat da Ferhat. Babam zamanında bir ustabaşı bulmuş. Artık çöplükten mi topladı, nereden getirdiyse. Miras dediler, geldim biliyorsun. Meğer yarısı da bununmuş. Fabrikanın. Aynen öyle. İnanılır gibi değil. Ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi ben olsam hemen satardım. Satabilsem keşke. Satamıyorum ki. Neden ki? Akıllı babam vasiyete bir madde koydurmuş. İki tarafta anlaşmaya varmadan ne fabrikaya ne de araziye hiçbir şey yapılamıyor. Hem böyle bir fabrikayı kim ne yapsın Selim? Falan olmaz mı ya? Sıraya bile girerler. Sen ciddi misin? Tabii ya. 2 günde biter bu iş. 1 milyon liraya yakın da para kalır. 500'er 500'er karışırsınız işte. Sahi mi söylüyorsun? Ben bile bulurum sana bir alıcı. Ama önce Ferhat'ın fabrikadaki hissesini satmaya ikna etmen gerekiyor. O kro hayatta razı olmaz böyle bir şeye. Orası da senin işin. Herkesin bir zaafı, yumuşak karnı vardır Aylin. Ferhat'ınkini bulman gerekiyor. Güzel kızsın, akıllı kızsın. Sen bulursun bir yolu. Gül! Ferhat! Gül! Ferhat! Babasının uşağı var sanki ya. Kolay gelsin. Oo Gülcüm, hayırdır? Ay, öncelikle tebrik etmek isterim bu fabrika konusunda ki ben böyle bir şey olacağını zaten biliyordum. Allah Allah, bir tek ben bilmiyordum galiba. Bana bile sürpriz oldu be. Ne oldu? Ya bu Aylin denen... Huysuz ve gıcık insan ne istiyor yine? Seni çağırmamı istedi. Beni çağırmanı istedi. Ayağına.
Ben gösteririm bana. Sen ne istiyorsun ya? Yuh! Kapı çalınır bir. Neyse. Ben bugün çok güzel bir teklif aldım. Hatta birden çok böyle teklifler aldım, teklifler. Bana ne? Şimdi bana ne demeden önce bir teklifi dinle istersen. Hadi tamam, neymiş hadi. Senin bu fabrikadaki hissen için tam 500.000 lira. Ne? 500.000 mi, emin misin? 500 lira değil, değil mi? Evet. 1000. 1000 tabii ki. 500.000. Oo. İyi para değil mi? Hı? Hadi atalım hemen imzanı. Sat diyorsun fabrikayı. Sat tabii ki. Rüyanda görürsün canım ya. Niye ya? Hı? Niye? 500.000. Bin. Bin, bin. Olmadı, olmayacak. Neden ya? Hı? Niye? Bu fabrikadan 30 kişi ekmek yiyor. Böl 500.000'i 30'a. Ne oluyor? Kime ne düşüyor? Ne 30 kişisi ya? O para senin. Aylin, kimileri bu fabrikaya bakar, para görür senin gibi. Kimileri de bu fabrikaya bakar, Ertuğrul abinin yadigarı kocaman bir aile görür benim gibi. Ben bu fabrikadaki hisselerimi satmayacağım. Hadi şimdi git buradan. Gitme be, ha? Gitme, gitme. Geldin sabahtan beri huzur muzur bırakmadın, bu nedir ya? Sen git de bir kadınla nasıl konuşulurmuş onu öğren. Terbiyesiz, hadsiz. Sen İzmir'e dönsene ya. Arkana bile bakma, İzmir'e dön hadi. Sen kendini ne zannediyorsun be? Sen kendini ne zannediyorsun? Tipsiz. Sen kendini ne zannediyorsun? Kenafir. Şu tipine bir bak. Sen kendini ne zannediyorsun? Yüce kişiliğiniz yakışmıyor efendim. Bey ne? Ayrıca yüce kişilikle be. Aa, niye bağırıyorsunuz ya? Kimsin sen be? Kimsin sen? Bak, bir daha bana asla böyle bir teklife gelme, tamam mı? Gelme böyle bir teklife. Enayi! Allah belanı! Enayi! O enayi burada oldukça sen bu fabrikayla ilgili hiçbir şey yapamazsın, satamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Değişik! Git buradan be! Kro! 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 Of! Of! Param yok. Karnım da acıktı. Merhaba Aylin Hanım. Sizin oralarda kapı çalma yok mu? Ha? Gelmedi mi İstanbul'da kapı çalma adeti? Efendim çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Benim hatam tabii. O demek ki heyecanla, telaşla. Böyle bir yani. Aylin Hanım, gelebilir miyim efendim? Girebilirsin Y5'e. Aylin Hanım, merhaba. Efendim, istirahat etmek istersiniz diye düşündüm. Babanızın evinin anahtarları. Babamın evi mi? Evet. Allah'ım, Y5'e. Sen bu fabrikanın en muhteşem çalışanısın. Nerede peki bu ev? Bebek? Nişantaşı? Etiler? Yukarıda. Tarabya? Sarıyer? Şile? Y5'i, sen bana kötü bir ahiret şakası mı yapıyorsun? Yoksa ciddi misin? Yok efendim, ben şaka yapamam. Ama siz çok isterseniz bir gün sizin için özel bir şaka yaparım. Babanızın evi üst katta efendim. Fabrikanın en üstünde. Anlamıyorum ya. Nasıl olur ya? Koskoca fabrikatör Ertuğrul Başarır fabrikada mı yaşıyordu yani? Efendim işte son zamanlarda kötü günler geçirince. Ama ev kötü değil. Neyse. Olsun canım. Olsun. Olsun. Başımı sokacak bir ev var sonuçta.
Şeyi söyleyeceğim efendim. Sizin eviniz sol taraftaki kapı. Sağ taraftaki değil. Sağda kim var? Ferhat Bey ve ailesi. Panik atak. Bende var. Kalp krizi. Ha, iki kere. Tansiyon. YBŞ, çıkabilirsin. Koridorda bir şırılık duyabilirsin şaşırma. Yok yok, çok doğal karşılarım ben. Hedefimiz var, planımız yok. Ne dedi Selim? Sen güzel kadınsın. Akıllı kadınsın. Güzel. Akıllı. Ferhat'ım, bir çay daha dökeyim. Eline sağlık anacığım. Bu kadar mola yeter. Arkadaşlara bir bakayım ben. Ben de birazdan gelirim. He? Gel anam. Allah'ım nazarlardan sakla oğlumu. Yanlış tanıdınız. Ya tamam sen ağlama dur. Oturalım konuşalım. Ben o şımarık, baba parası yiyen zengin kızlardan değilim. Ben de hep çalıştım. Didindim, hırpalandım. Aynı sizin gibi. Benim de duygularım var. O zaman niye bize böyle davranıyorsun? Bilmiyorum. Ben çok çok kötü günler geçiriyorum. Kendimi tanıyamıyorum artık. Tamam. Ama böyle ağlamakla olmaz. Yarın çıkarsın herkesin karşısına. Özrünü dilersin olur biter. Al bakalım bunları. Ütüye boşlamayın iş hadi. Hayırdır? Yüzünde güller açıyor. O ne demek ya? Hanımına mı sesleniyor? Ne diyecektim peki? Söyle, ne diyeceğim? Ne haber, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Bu kadar basit. Ne öyle güller açıyor filan? Kırıtma. Bana bak Japon. İki ulusun dostluğu demem seni çok fena yapar. Oh, ağır ol baby'si. Lütfen iki dakika rahat durun ya. Dua edin, iş düşündüğümden erken bitecek. Yoksa çekilecek adamlar değilsiniz. O yüzden senin keyfin yerinde. Herhalde. Ama sonra iki dingil bir konuşmaya başladı. Madem işler tıkırında, sen de bir işin ucunda tut da bitsin artık. Hah, ağzın bal yesin, doğru söylüyor. Oğlum herkes kendi işini yapsın. Ben Ferhat'ı bekliyorum. Ferhat gelsin, konuşalım. Ondan sonra gerekirse ben zaten size yardım ederim. Tabii tabii. Hep aynı hikaye. Abi lütfen ağzımız değil, elimiz çalışsın. Hadi abi, hadi çalışalım. Hep arazi, hep. Hep goy goydu. İki çay da bize söyle. Nerede kaldın be Ferhat? Anlat bakayım neymiş bu para işi?
Borcum var. Çok, çok borcum var. Allah aşkına Aylin, taktığın şeye bak. Hepimizin borcu var. Senin de var değil mi Ferro? Var tabii yani. Sen de benim gibisin. Çaresizsin. Bitapsın. Yani. Kalbin kırık senin de. Aynı benim gibi. Acı çekiyorsun. İyi düşün Ferro. Kendini düşün. Aileni düşün. İşçileri düşün. Beni düşün. Hı? Beni. Yani emin olamıyorum Aylin. 500 bin lira. 500 bin lira. 500. Düşüneceğim. Ben bunu düşüneceğim. Bir saat sonra depoda buluşalım. Ben sana kararımı açıklayacağım. Gerçekten. Gerçekten mi Ferro? Gerçekten. Gönder işleri, gönder, gönder. Hızlı hızlı, hadi. At, 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 at. Fırlat. Hadi aslan parçası. Ne yapıyorsunuz lan, üç büyükler? Oo, Ferhat Kaptan neredesin ya? Baksana işleri bitirdik, kutlamaya geçeceğiz. Vay, güzel haber, güzel haber. Helal olsun lan size. Yalnız bir küçük işimiz daha var da. Söyle, söyle, yapalım hemen. Çay bahçesini açıyor musunuz bugün? Vallahi açmayı düşünmüyorduk ama açın açın. Hatta bütün eş dostu da toplayın. Hatta hesaplarda şirketten. Aa, kesin kutlama var yani. Onun gibi bir şey. İyi. Hadi devam et. Çok yoruldum Murat. Böyle çalışma mı olur ya? Lütfen. Terledim burada ya. Ruh hastası lan bu. Tam fırfır ya. İğrenç insanlar. Ne kadar pis. Aylin'cim ya, sen beni salak mı sandın? Sen öyle iki kırıtacaksın, iki göz süzeceksin, ben de fabrikayı satacağım öyle mi? Çok beklersin canım ya. Sanırım şey demek istiyor. Alçaklarla kar yağıyor, üşümedin mi? Hadi canım. Thank you.
Biliyorum geç oldu ama beni fabrikadan alabilir misin? Oğlum ne güldük lan? Nasıl kafaladık lan kızı? Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor lan. Yukarıda da bir tavırlar böyle bir kadın gibi olmaya çalışmalar falan. Nasıl çekin lan? Ha, tamam güldük eğlendik eyvallah da. Ya benim içime bir kurt düştü ya. Biraz ağır kaçmadı mı ya Ferhat Kaptan? Bence hak etti. Makineyi bozdu ya ilk günden. Ya bence de hak etti. Arkadaş kimse bizim huzurumuzu, birliğimizi bozamaz. Öyle bir para birimi yok dünyada. Biz aileyiz lan. Ha, kardeşim benim be. Siparişleri de hallettik. Tamam işte money in the power, get on the money. Salak. Neyse diyelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Afitap ne yapmış öyle lan? He ya. Ben de korktum lan. Demedim mi size? En fazla iki gün dayanır diye o kadar bile dayanamadı. Bir daha da gelmez o zaten. Ben olsam adamımı atmam. Ben de gelmem vallahi. Yani çok ağır kaçtı çünkü bu şaka. Bak ya. Bu vicdan ya. Öyle ama yani. Aptal Aylin. Salak Aylin. Nasıl düştüm ben böyle bir duruma ya? Nasıl yendiler beni? Bütün gün dalga geçtiler benimle. Yok ben hiç bilmiyormuşmuşum. Yok ben sosyete kızıymışmışım. Siz kimsiniz ya? Ben Aylin başarırım. Siz kimsiniz? E ne yapacaksın şimdi? Allah biliyor ya nasıl ihtiyacım var o fabrikaya. Ama ne yapayım? Döneceğim herhalde artık. 5 kuruş param yok. Borç desen dağ gibi dağ. Nedeni sorma uzun hikaye. Bence yanlış düşünüyorsun. Madem bu kadar ihtiyacın var, kalacaksın o fabrikada. Sen o fabrikanın patronusun. Ne olursa olsun senin ismin yazıyor orada. Babanla aranızda ne geçti bilmiyorum, bilemem. Ama belli ki pişman olmuş. Üzülmüş ki senin adını koymuş. Özlemiş. Özleseydi gelirdi, görürdü. Terk etmezdi öyle. Bilemeyiz Aylin, bilemeyiz. Belki de istedi yapamadı. Sen o fabrikanın patronusun, varisisin. Birkaç kendini bilmez yüzünden bırakıp gidemezsin. Ya sen Amerika'da yaşadın kaç sene. Bir başına onca zorluğa göğüs gerdin. 2 tane işçi parçasıyla mı uğraşamayacaksın? Ne yapacağım peki? Fabrikaya sahip çıkacaksın Aylin. Burası senin fabrikan, senin soyadın. Burası senin evin, onların değil. Ama var ya bak görmeniz lazım yani. Yolumuz tavuk gibi kaldı böyle bakıyor etrafa. Bir de bunlar ne yapmışlar? Bütün müşterileri oraya çağırmışlar. Aa dedi kaldı böyle ne yapacağım ben şimdi? Uzun lafın kısası Aylin'den kurtulduk arkadaşlar. Bir araba geldi, bunu aldı götürdü. Rahatız yani. Bundan sonra bizi hiç kimse rahatsız edemez. Çok beklersin canım. Ne oldu? Hı? Kaçacağımı sandınız değil mi? Aylin başarırım ben. Siz beni şımarık, hiçbir şeyden anlamayan bir zengin kızı sandınız. Hı? 2 güne kaçar bu dediniz. Ama ne oldu? Karşınızdayım. Ensenizdeyim. Peşinizdeyim. Aylin Başarır kimmiş şimdi göreceksiniz. Pişman olursun Yakari. Ben istediğimi alırım. Ya güzellikle ya zorla. Yok ya. Var ya. Sana meydan okuyorum ustabaşı Ferhat. İş almak, sipariş almak öyle kazak örmeye benzemez. Var mısın iddiaya? Neymiş iddia? Sokağa atacağız kendimizi. Sen ayrı, ben ayrı. İş kovalayacağız. Eşit şartlarda. Tahtaya ismimizi yazacağız. Bir tarafa Ferhat, bir tarafa Aylin. 1 ayın sonunda kim bu fabrikaya daha çok kazanç sağladıysa o patron olur. Diğeri de pılını pırtını toplar gider. Var mısın? Ferhat Kaptan iddia. Ferhat Kaptan. Tekrarlıyorum. Pişman olursun. Var mısın dedim. Varım. Hodri Meydan.